Response on the pitch, we make three wins in a row, and we are now very good spirit, and I'm very happy for give everything for the team, and I'm happy for the win, and now we are in contact of the third place in championship, so. Now we have also a big game this week, and I hope we will continue in our, our performance. Bahsettiğiniz gibi 2-3 maçlık süre zarfından önce çok zor bir dönem geçirdik ama buna iyi reaksiyon gösterdik. 3 galibiyet aldık üst üste. Şu anda her şey çok iyi, çok iyi bir ruh halindeyiz. Mutluyuz, her şeyimizi veriyoruz. Galibiyetler almak çok güzel. Yukarıya doğru bir tırmanışa geçtik. Bu hafta sonu da çok önemli bir maçımız var. Galibiyetlerimizi devam ettirmek istiyoruz. Beşiktaş'taki kariyerine çok iyi başlangıç yaptı. Gösterdi diyor Beşiktaş kariyer perfect. Beşiktaş taraftarı şu anda and geleceğini merak ediyor. Gelecek sezonda da Beşiktaş'ta about your future in Beşiktaş next year do you want to play Beşiktaş also? Yeah, for the moment I'm happy to be here. I would like to thanks to the fans for their support for me. Their support are amazing, and it's also good for me to give my best for the team, but for the moment I don't want to think about my situation personal. I'm just happy to play and to have good performance for the team, and I'm only focus for on the pitch and for the team. Şu an burada olduğum için mutluyum. Taraftarlara da bu inanılmaz desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Benim elimden geleni yapmam önemli. Şu anda kendi durumumdan ziyade iyi oynayıp takıma fayda sağlamayı hedefliyorum. Ona odaklanmış vaziyette. Son performansından sonra Beşiktaş'ın taraftarlar diyor ki biz Beşiktaş fans are Mahrez'i transfer thinking ediyoruz. Like we didn't sign with Rashid but we signed with Mahrez. You know what they comment about. it's really nice to be compared at my friend Riyad. It's for me the best player, best African player, and I'm happy to be compared at him, and it's good for me, and I hope I will continue like this. Bunu duymak çok güzel. Arkadaşım Riyad'la kıyaslandığımı duymak benim için çok onur verici. Bence en iyi Afrikalı futbolcu. Bu kıyas çok güzel. Ben elimden geleni yapmayı hedefliyorum. Rozier'le çok iyi bir anlaşması. You have very good communication with Rozier. You use the right wing. Very good with him. And the fans want to see you and Val on the pitch together. What do you comment about this communication with you and Valentin? Yeah, so it's easier when we speak the same language. So we are very, very happy with Valentin also, and we play really good together. But we do this for the team, and if it's not Valé, it's someone other. But it's true with Valé, with Valentin, we have a good. Good, how we say, communication. Yeah, good communication. Aynı dili konuştuğumuz için birazcık daha kolay oluyor aslında ama ikimiz de bu durumdan dolayı memnunuz, mutluyuz. İyi oynuyoruz, beraber iyi oynuyoruz. Ben ya da Valentin olmasa da o bölgedeki iyi görüntü bizim için önemliydi zaten. Aynısını yapmaya devam etmek istiyoruz. Beşiktaş'ta eksik oyuncuların sayısı giderek azalıyor. Forma rekabeti de artıyor. We don't have too much missing players like before, and we have too much competition in the team also. What do you think about the future? It's gonna be with more players. No, I think we have a very, very good team with a lot of players who can play, who can help us, and everyone it's our good spirit, the player who play, also who play less, and everyone know we will need all of player. Will in few week we will play a lot of game every 3 days, and everyone will be important for the team, and everyone will be opportunity to play and to show our quality.
iyi bir takımız, iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Kim oynarsa zaten iyi oynar bu takımda. Az ya da çok süre almak değil, verilen katkı bu noktada çok önemli. Herkese ihtiyacımız var çünkü kısa bir süre sonra da 3 maçlık periyoda gireceğiz. Bu süreçte herkesin hazır olması, herkesin katkı sağlaması çok önemli bizim için. Yazan Lyon'da uzun ve iyi bir kariyerden sonra Monaco'ya gitti. After a good long career in Lyon, you go to Monaco. Fransa'da kendini gösterip İngiltere'ye gitti. And you show yourself in France and after you go to Premier League. Ama hem Leicester'da hem de Fiorentina'da. In Leicester and Fiorentina. O Lyon, Monaco you döneminde. You didn't do the same like Fiorentina and Monaco. Türkiye'de şimdi tekrar. But here in Turkey. Lyon dönemine dönmüş. You have the chance again like your Lyon days. Why do you think? Maybe if you compare the country, football of the countries, or you know, what is the reason? I don't know. I don't think it's also about the country, but only about the confidence who gave me. Beşiktaş gave me confidence to play, to show what I can do, and also the coach gave me a lot of confidence to play. And for the moment, I feel good. I'm feeling confidence, and I just want to give back this confidence on the pitch. Ülkeden ziyade bunun bir özgüven konusu olduğunu düşünüyorum ben. Beşiktaş'ın bana verdiği bu özgüven duygusu, benim yapabileceklerimi bana gösterme şansı, hocanın bana verdiği özgüven bana daha iyi hissettiriyor, daha özgüvenli hissettiriyorum. Elimden geleni yaparak da bu özgüvene bir cevap vermek istiyorum ben de bu sahada. Bu özgüvenin devamında kariyerine Beşiktaş'ta devam eder mi? Yoksa tek yeri İngiltere'de yapmam gereken bir iş var diyor. After this confidence, or do you think that I have too much things to do in Premier League? No, for the moment it's too early to talking about this. It's only the beginning of the season. We have also still a lot of game to play, and we have a lot of objective with Beşiktaş. I want to win something with Beşiktaş, and I'm like I said, I'm just focused on this, and I don't want to thinking about my future because it's really too early. Şu an bunu konuşmak için çok erken. Çünkü henüz daha sezonun başındayız. Çok fazla maç var, çok fazla hedefimiz var. Önce burada bir şeyler kazanmak istiyorum. Beşiktaş'ta bir şeyler kazanmak istiyorum. Sadece buna konsantreyim şu an itibariyle. Beşiktaş'ın sağ kanatında yıllarca Quaresma oynadı. On the right wing, many years Quaresma played. Ricardo Quaresma. Ceza bir taraftan iyi işler yaparken bir taraftan when da Quaresma'nın when you do good things, olduğu pozisyonda oynuyor. You are playing on the same position like Quaresma also. Ve hiç unutmadı Beşiktaş taraftarı Quaresma'yı. Ceza da öyle bir kariyeri imza atabilir mi? Quaresma, maybe the fans will not forget you also in the future. Can you do the same thing? Yeah, I hope because Quaresma it's a big legend here. And I know it's difficult to be a legend in Beşiktaş, but me, I'm don't preoccup about the player who played here, or I'm just focused on my career. Yeah, on my career, on my objective, on my what I do on the pitch, and after we will see. Performans. Umarım taraftarla aramda böyle bir şey olur ama Quaresma burada bir efsane. Beşiktaş'ta bir efsane olmanın da ne kadar zor olduğunu biliyorum. Daha önce benim mevkimde oynayan futbolculardan ziyade ben kendi ne yaptığım, kendi hedeflerime odaklanmış durumdayım. Bu şekilde. Sergen Hoca'yı tek kelimeyle bize nasıl söyleyeceksin? With one word. What do you say about Sergen Hoca? Just a tek word. Tek kelime ama. Just one word. Sergen Hoca. One word. Just a word. Yeah. Star. Legend. Yeah, legend. Legend Beşiktaş. Beşiktaş efsanesi. No other questions. Thank you. Evet, ilk haftalardaki oyunu tartışılıyordu Gezal'in ama müthiş vites arttı. Şimdi Beşiktaş bonservisini almayı planlıyor, evet. Ama biraz zor gibi geliyor. Rakamlar çok başka seviyelerde. 5-6 milyon euro falan konuşuluyor. Leicester City'de yani belki kiralık tekrar olur ama vereceğini sanmıyorum açıkçası. O zaman bütün Beşiktaşlıların iç sesini ben seslendireyim. Adem Laiç'e keşke güzel bir teklif gelse de Gezal artı bir futbolcu alınsa. Yani güzel teklif dediğin gibi gelse de o da bir şey olmuyor. Yani bir sahnede değil hiç. Sahnede değil. Kulübede bile yani varlığı yokluğu belli değil. Bırak evet. Sahnede olmasını. Biliyorsun ısınma hareketlerinde bile yani çok isteksiz, moralsiz.
Bilmiyorum. Ben biraz araştırdım. Duygusal bir çocukmuş yani. İşte sonuçta oynamadığı için çok morali bozuluyormuş. Ve Sayın Başkan da bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz haftalarda. Geçen hafta daha doğrusu.